Evet, salgın haberlerimize devam edeceğiz. AVM'lere ilişkin bir klima kararı var. Bunları da göreceğiz. Ama söyledik, Türkiye'nin gerçekleri var. Salgınla ilişkili haberleri muhtemelen tüm ekranlarda izleyebileceksiniz. Biz o haberleri de vermeye devam edeceğiz elbette. Ama Ayşe Sarısu Pehlivan'ı her ekranda göremeyeceksiniz. Bir yargıç dedi ki türküler susmaz. Bir insan, İbrahim Gökçek, grup yorum üyesiydi biliyorsunuz, bas gitaristiydi ve 323 günlük, 324 günlük ölüm orucunun ardından hayatını kaybetmişti. Bu süreç içerisinde yaşamdan yana bir yargıç dedi ki türküler susmasın, bir an önce bu iş sonlansın ve birlikte mücadele edelimin mesajını aslında vermiş oldu. Hemen hedef gösterildi, hakkında soruşturma başlatıldı ve bugün birkaç saat önce görevden uzaklaştırıldı. Yargıç Ayşe Sarısu Pehlivan'la konuşacağız. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba Şule Hanım. Ben son derece üzgünüm. Bu bağlantı için de çok üzgünüm. Keşke böyle bir bağlantıyı yapmıyor olsaydık. Yaşamdan yana bir paylaşım yaptınız ve hemen hakkınızda işlem başlatıldı. Bu hepimiz açısından, izleyenler açısından da çok önemli. Çünkü yargının talimatla da bir taraftan harekete geçtiğini gösteren bir karardı. Son derece üzgün olarak aslında sözü size bırakmak istiyorum. Nasıl size ulaştırıldı bu bilgi ve ne düşündünüz, ne hissettiniz? Evet, çok teşekkür ederim öncelikle bana bu fırsatı, beni dinleme, yani benim konuşacaklarımı dinleme imkanı, kamuoyuna ulaştırma görevini üstlendiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani bu birkaç gün önce olan bir şey zaten. Aslında bu tweetler çok çok daha öncesinde, bu ölüm oruçlarının çok fazla sosyal medyada gündem olduğu zamanlarda yapılan paylaşımlardı. Ve ben gerçekten hani herkesin yaşama hakkı olduğuna inanırım ve onu savunurum. Çünkü anayasal güvence altındadır yaşam hakkı. Burada bir ölüme karşı bir hani insani olarak bir yüreğimden geçen birkaç acıyla bu cümleleri sarf ettim. Hani ama maalesef sosyal medya üzerinden, olayların üzerinden, yani benim tweetim üzerinden epey bir zaman geçtikten sonra sosyal medyada bana karşı bir linç kampanyası başladı. Bunun ben yine tek merkezde olduğunu düşünüyorum. Hani sosyal medyanın hakikaten insanları nerelere kadar taşıyabileceği ve sonuçta neler olabileceğini göstermesi açısından bu önemli bir deneyim bu yaşadıklarımız. Son derece üzücü ve bugün itibariyle de sabah kalemimden arandı ve bu şekilde bir işlem yapıldığını öğrendim. Yani 3 ay süreyle açığa alındığım, tedbiren açığa alındığım şeklinde HSYK'dan gelen bir karar olduğunu bildirdi kalemim. O şekilde öğrendim ve basında yine takip ediyorum. Hani inanın son derece aslında yaşananlar çok acı verici bir şey. Yani bu sadece benim üzerimden olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hani insanların artık kimsenin kimseye tahammülü kalmadığını, tamamen hani bırakın sevmeyi, tahammül edemediğini göstermiş olması açısından da son derece önemli. Bilmiyorum yani ben acaba şunu mu söylemeliydim? Türküler zarar verir, türküler kötüdür, insanlar ölmelidir. Bunu mu söylemeliydim? Bunu mu bekliyorlardı benden? Bilmiyorum. Ben burada yargıç kimliğinde de konuşmadım üstelik. Tamamen bir insani olarak bir aydın sorumluluğuyla yapmış olduğum bir açıklamaydı. Çünkü biliyorsunuz bu ölüm oruçları sonrasında hani konser yasağı kalktım diye pek çok insan ilgili birimlerle görüşmeye çalıştı, görüştü ve sonrasında da herhalde konser sözü verildi ve arkasından da bir gün sonra da bir kişi hayatını kaybetti. Bunun örgüt üyeliğiyle ilgili değil de benim paylaşımım. Yani ben hiçbir terör örgütünü zaten onaylayabilecek bir insan değilim. Yani bırakın yargıç olarak, insan olarak onaylamam. Yani bu mümkün değil de böyle bir hani kılıfa sokulmaya çalışmam son derece çirkin ve yakışıksız ve iftira dolu. Mesela bunların hepsinin yasal olarak zaten gereği yapılacak. Yani tüm hukuki ve ceza yolları tüketeceğim. Kimsenin bu söylemin üzerinden benim vatanseverliğimi sorgulamak haddine düşmediği halde buna cesaret eden bir yüreği karalaşmış çapulcu tayfası diyeceğim artık onlara. Yani son derece çirkin ifadeler kullanıldı ve benim gerçekten yani benim üzerimden aslında dediğim gibi hani üstünün geldiği durumu göstermesi açısından son derece önemli. Bunu herkesin bunu fark etmesi lazım. Yani biz neden buralara kadar geldik, bundan sonra neler yaşayacağız? Yani buna bakılması lazım. Herkes sevdiği ve yaşamı savunması gerekirken
maalesef beni linç etmeye kalktılar ve tabii sosyal medyanın etkisiyle de HSK bugün böyle bir karar aldığını kıdem vasıtasıyla bana bildirmiş oldu. Bilmiyorum yani her şey kamuoyunun önünde oluyor. Yani benim gizlim saklım, hiç arka planım hiçbir şeyim yok. Ben su gibi berrak yaşayan bir insanım. Hiçbir şeyi saklamadım şimdiye kadar. Ama birilerinin başka hesapları var sanıyorum. Bu hesapları sorulması lazım. Nedir acaba bu? Neden bu yapılmak istenmektedir? Ne yaşayacağız? Neler yaşamaya zorlanıyoruz? Bunu göstermesi açısından da bence son derece önemli. Yani bunu deneyimlemek istemezdim ama umarım bu yaşadıklarımızdan biraz insanlar hani iyi bir şey çıkartır ve ne oluyoruz ya, neredeyiz, kim ne yapıyor, neler yapılmak isteniyor diye sorgulamaya başlar. Buna bir katkısılar benim yaşadıklarım diye. Hani buradan da böyle bir şey çıkartılmasını umut ediyorum. Evet. Ayşe Hanım, şunu sormak istiyorum. Siz de söylediniz, sosyal medyada bir anda bir algı yönetimi yapıldı ve hedef alındınız. Hakimler Savcılar Kurulu ya da yargıçlar ya da harekete geçiren savcılar sosyal medyadan bu denli tepki olduğunda buna göre mi harekete geçiyorlar? Böyle bir baskı altındalar mı? Yani bilemiyorum tabii, onları aslında bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı bu kararı verenlerdir. Bilemiyorum. Nasıl bir şey yapılıyor? Gerçekten çok anlam veremiyorum. Bizde şey vardır hani yargı basına karşı da bağımsızdır diye bir hani yargıç kararını verirken basına karşı da bağımsız da diye bir evrensel bir hukuk kuralı vardır. Bizden bunu isteyen HSK'nın da bilmiyorum hani bu kadar batın ya da hani sosyal medyadaki konuşmalar üzerinden tamamen bana suçlayıcı hani bir şey yapacağını ben düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum açıkçası. Hani bunun bir önlem olarak alınmış olduğu şeklinde bir şey var, yazı var. Hani geçici bir tedbir mahiyetinde bir açığa alma işlemi. Umarım bunun sonucunda da hani gereken, hukuken ve bağımsız olarak bir karar verilir diye bekliyorum, umut ediyorum. Ayşe Hanım, ben sizi... Artık bu süreç benim dışımda artık, yani hep kamuoyunda yaşandığı için bunu da kamuoyunun takip edeceğini, sizlere takip edeceğini düşünüyorum ve bekliyorum. Evet. Şimdi Ayşe Hanım, ben sizi zorlamak istemiyorum. Bir 3 aylık süreç, başka kararlar da alınacak elbette bu süre içerisinde ama son dönemlerde, belki de uzun yıldır siz Yargıçlar Sendikası Başkanısınız aynı zamanda. Hakimler üzerinde bir baskı var mı? Talimatla hareket ediliyor mu? Yani siz tanık oldunuz mu buna? Zaman zaman ağırlaşan bir sürece tanık oldunuz mu? Şöyle, şimdi bunu benim söylemem hani çok doğru değil. Bunu herkes aslında tüm kamuoyu yakından takip ediyor. Yargının hani ne durumda olduğunu, tüm yaşayan bir kere adliye gelen insanlar aslında en güzel şeyi onlar söyleyeceklerdir. Hani avukatlar söyleyeceklerdir. Ben sadece kendimi biliyorum. Duruşmalarda bir başka meslektaşının dosyasını bilmem, ne oluyor, ne bitiyor, takip de etmem. Zaten öyle bir yetkin ve görevim de yoktur. Yani o yüzden ben kendim ilgili olarak ben evet şöyle kendi zaten ticaret mahkemesinde çalışıyorum. Şu ana kadar birebir bana gelen herhangi bir bu şekilde şu dosyada şöyle yapacaksınız. Ya da böyle bir söz söylenmedi. Söylenmemesi de gerekiyor. Söylenmemeli de zaten. Ama ben hani bu konudaki takdiri gerçekten kamuoyuna bırakıyorum. Yani raporları okusun. Yani insan hakları, daha doğrusu bir sürü dernekler, komisyonlar bu konuda raporlar hazırlıyorlar. Bunları okuduklarında sanıyorum daha doğru olarak bir şey söyleyeceklerdir. Hani ben yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermem, çünkü vermek istemiyorum. Çünkü pek çok meslektaşım, gerçekten işini onuruyla, gururuyla yapmaya çalışan pek çok meslektaşım da var. Yani onlara da haksızlık etmek istemiyorum. Evet. O yüzden hani bu konuda gerçekten dosyaları takip eden avukatların, vatandaşların şeyleri vardır. Görüşleri çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Ayşe Hanım, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tüm izleyenlerimizin vicdanen sizin yanınızda olduğuna eminim. Siz de kendinizi anlattınız. Biz bu dosyanın da takipçisi olacağız. Bu 3 aylık sürecin de takipçisi çok olacağız. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Yargıç Ayşe Sarısu Pehlivan'la konuştuk. Türküler susmasın dedi. Bir insanın yaşamı için yaşamdan yana bir paylaşım yapmıştı bir yargıç ve görevden uzaklaştırıldı. İbrahim Gökçe'nin cenazesinde biliyorsunuz nöbet tuttular. Günlerce kalacaklardı orada. Bu cenazeyi buradan çıkaracağız, yakacağız ve asacağız dediler.
ve bu konuyla ilgili buradan da bir çağrı yapalım. Bir soruşturma açıldı mı? Bir inceleme başlatıldı mı? Herhangi bir kişiyle ilgili bir adım atıldı mı? Biz görmedik. Görürsek size elbette ileteceğiz. Bir insanın cenazesine, yani ölümünden bile bu kadar korkan, bu kadar mezarlıkta bekleyen, çıkartacağız, yakacağız, asacağız diyen bir kötülükle karşı karşıyayken bir hakim yaşamdan yana ve görevden alınıyor. Son derece korkunç. Bu nedenle de bunları aktarmak durumundayız. Elbette salgınla mücadele haberlerimizle de devam edeceğiz.